Merhaba değerli izleyenler, Editörün Gözünden programına hoş geldiniz. Bugün mimarlık gününü konuşacağız, mimarlık haftası etkinliklerini konuşacağız ve kentleşmeyi konuşacağız. Depremi belki de konuşacağız bu ekranlardan. Çok önemli bir konuğumuz var. Mimarlar Kayseri Mimarlar Odası Başkanı Sayın Murtaza Er. Tabii kendisine hoş geldin demeden önce, bugün biliyorsunuz bir şehidimiz vardı. Ankara'daki terör saldırısı öncesinde Develi'de teröristler bir kardeşimizi, veteriner teknikerini Mikail Bozluğan'ı şehit ettiler. Bugün de Develi'de son yolculuğuna uğurlandı. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yine Türk milletinin başı sağ olsun. Bununla başlamak istiyorum. Biraz önce ifade ettiğim gibi Sayın Mimarlar Odası Başkanı Sayın Murtaza Er canlı yayın konuğumuz. Sayın Başkan hoş geldiniz. Hoş bulduk İsmail Bey. Siz de başta ifade etmek istediğiniz cümleler varsa Evet, alalım, sonra program başlayalım. başında programdan önce ifade ettim aslında hafta sonu Ankara'da gerçekleşen terör saldırısı sonucu oraya götürülecek aracı işte Kayseri'de Develi'de hepimizin bildiği gibi bir veteriner teknikere kardeşimize katlederek götürdüler. Ben kendisine başsağlığı, ailesine sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Bizim için aslında anlamlı bir gün hafta sonu gerçekleşen bu saldırıyla bir anlamda mutsuz başladı diyebilirim. Evet, peki Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir kez daha yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Başkan, Mimarlar Günü'nü kutluyorsunuz. Evet. Öncelikle buradan başlayalım. Hayırlı olsun. Neden Mimarlar Günü bugün kutlanıyor? Teşekkür ederim İsmail Bey. Uluslararası Mimarlık Örgütü 1985 yılında Ekim ayının ilk pazartesi günlerini Mimarlık Günü olarak belirlemiş. O zamandan bu zamana da Mimarlar Odası'nın kurumların içerisinde bulunduğu sistem ilk hafta, ilk pazartesi gününü Mimarlık Günü olarak kabul ediyor. 2 Ekim 2023 Pazartesi gününde bugün Mimarlık Günü. Ben öncelikle meslektaşlarımız adına böyle bir günde bizi davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Bizim için anlamlı bir gün. Her sene bu Uluslararası Mimarlık Örgütü bir tema çerçevesinde bu programı belirliyor. Mimarlık haftasını o tema çerçevesinde kutluyor açıkçası. Bu senenin teması da dirençli toplumlar için mimarlık. Biliyorsunuz dünya düzeninde küresel salgınlar, savaşlar, iklim krizleri gibi birçok olumsuzluk var. Bu dönemin temasında belki bunları düşünerek dirençli toplumlar için mimarlık demişler. O çerçevede kutlanacak. Tabii bu ulusal ölçekte başlığı teması. Bir de bizim geçen yıl başlattığımız mimarlık festivalleri var. Geleneksel hale getirmeyi planladığımız Kayseri'de bu mimarlık festivalinin teması da, ikinci Kayseri Mimarlık Festivali teması da yeni hayat. Yani biz o yeni hayat başlığı çerçevesinde bu haftayı dolu dolu geçirip hatta şöyle ki 5-7 Ekim arasında dedik ama biz ayı programladık. Ekim ayını kültür sanat mimarlık ayı olarak geçirmeyi planlıyoruz. Program bir kısmını üyelerimizle paylaştık. Devamında yaklaştıkça paylaşacağız öyle söyleyeyim. Güzel etkinlikler Yoğun bir var. program etkinliği var. Evet. Sosyal medyada takip ediyorum. Neler yapacaksınız? Evet, şöyle ki ilk 4 Ekim'de biz her dönem bunu da geleneksel hale getirelim istedik. İlk başlangıcında yeni mezun mimarlara rozet takdiminde bulunacağız. Ve onlarla bizim şubemizde eski dönemlerde başkanlık yapmış bir meslektaşımızı, başkanımızı bir araya getirip böyle oda anıları diye bir sohbet gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Buradaki amaç hem mezuniyetten sonra o arkadaşlarımızı odaya davet edip o rozet takdimini gerçekleştirmek hem de o oda bilincini en azından üniversite sürecinde, fakülteler sürecinde, eğitim sürecinde çok veremesek de bu tarz toplantılarla bir araya getirmelerle sağlamayı düşünüyoruz. Bu dönemde 3 dönem geçmişte oda başkanlığımızı yapmış Hakan Mahiroğlu sağ olsun davet etti, kabul etti. 4 Ekim akşamı onunla bir söyleşimiz var. 5-6-7 Ekim'de aslında bu festivalin başlangıcı. Küratörlüğünü, organizasyonunu tamamen İstanbul'da mimarlık ofisi bulunan Kerem Piker üstlendi. 40 yaş altı dünyaca en başarılı mimarlar arasında gösterildi. Türkiye'ce tanınmış iyi bir mimar. Sağ olsun yaklaşık 2,5 aydır bizle çalışıyor bu organizasyon için. Onlar da geldiğinde 4'ünde onlar geliyor. 5'inde programı başlatacağız. Program öğleden sonra 2 gibi kokteyl ile başlıyor, açılış kokteyliyle. Burada protokolümüz davetli onlar olacaklar.
ve onlarla beraber ulusal mimarlık sergisini açacağız biz. Bu dönem bir de bu festivalin bizim için önemli kısmı şöyle söyleyeyim, yani bizi şevklendiren kısmı yaptığımız mekan. Biz geçen sene bu festivali bir salonda yapmıştık. Şehrimizde belirlediğimiz bir salonda. Bu sene Gevher Nesibe Darüşşifası'nda yapacağız, müzede. Hem Kayseri'nin o tarihi mimarisine atıfta bulunan bir mekanda biz yeni hayatı konuşacağız, öyle söyleyeyim. Ondan sonra tabii açılış protokol konuşmalarından sonra bizim bir danışma kurulumuz var. Kerem Bey ile belirlediğimiz hocalarımızdan oluşan 5 kişi. Bunların bazıları akademisyen, bazıları dediğim gibi İstanbul'da mimarlar. Bu organizasyonu anlatacaklar. Ondan sonra alt başlıklarla söyleşilerimiz başlayacak. Yani 5, 6, 7 Ekim'de bizim her gün öğleden sonra bu mekanda yeni hayatın alt başlıklarında, yani kırsalda yeni hayat, deprem sonrası, afetler sonrası yeni hayat, yeni medya gibi başlıklarda hocalarımız var, söyleşi gerçekleştirecek. Bunlar sadece mimar da değil bu sene. Öyle söyleyeyim, yani içerisinde film yönetmeni var, gazeteci var, mimar var. Mimar olup kamuda daha önce emekli olmuş bürokratlar var, müsteşarlar var. Bunların hepsinin kendi başlıkları var. O başlıklar çerçevesinde söyleşiler gerçekleştirecek. Tabii sadece söyleşiler mi var? Yok. Film gösterimleri var. 2 gün sabahları 3 tane kentin belli noktalarında keşif rotaları belirledik. Yürüyüşler yapacağız. Abdülhak Gül Üniversitesi'nde, meydanda, o kalede, Hunat Hatun Medresesi'nin olduğu tarihi alanda. Bir de tarihi Talas Sokağı'nda 3 tane gezimiz var. Çocuk Ağrı Nars'a atölyelerimiz var. yok mu? Ersin mi? Ağrı Mimarlar Nars'ta bu sene Haftası'nda Mimar Sinan'ı yürüyüş rotası ziyaret. olarak yok. Aslında biz onu da söyleyeyim. Bu temaları belirlerken kendimiz, oda yönetimimiz, danışma kurulumuz ve küratörümüz kendi aramızda yaptığımız toplantılarda belirliyoruz. Bunun aslında Nisan ayında gerçekleştirdiğimiz Mimar Sinan haftalarıyla bir şekilde birleşip bu organizasyon büyüyünce Sinan temasına dönüştürmeyi planlıyoruz. Belki de önümüzdeki yılın teması Sinan olabilir, öyle söyleyeyim. Bu dönemin küratöründe bu programın sonunda bir hocamızla belirleyeceğiz. Yani o şekilde bir devamlılığı da sağlıyoruz. Çocuk atölyeleri var. Yani 6-12 yaş arasındaki çocuklara mimarlık mesleğini anlatan, onların hafızasında mimarlığın ne olduğunu kağıda dökecekleri bir program var. Onda da Türkiye Tasarım Vakfı ile beraber gerçekleştiriyor. Sağ olsun, yani onun, o atölyenin yürütücüleri de şehir dışından gelecek. Böyle dolu dolu bir program açıkçası. Bizim amacımız, mesleği aslında bu festivallerin çıkma mantığı bizde şuydu. Mesleği mimarlığı kamuya açmaktı. Yani biz kendi aramızda mimariye dair konuştuğumuz bir şeylerin aslında nasıl mimarlık merkezinde insan olan bir meslekse, insanı ilgilendiriyorsa, ama biz mimarlığın az konuşulduğunu gördük. Yani sadece mimarları değil, bütün insanlığı, bir yeme içme ihtiyacı gibi barınma ihtiyacı olan insanların hepsini ilgilendiren bir konu başlığının az konuşulduğunu gördük. Biz bunu kamuya açıp daha fazla konuşulup daha fazla gündem olması için bu festivalleri düzenleme kararı almıştık. İlk amacımız oydu. Şunun mutluluğunu yaşıyorum. İkincisini de düzenleyebiliyoruz. Yani biz bunu geleneksel hale getireceğiz dediğimizde devamının gelmesi gerekiyordu. Bu dönem devamını getirdik. Daha çok geliştiriyoruz. Dönüşecek, dediğim gibi Ekim ayını kapsayacak. Önümüzdeki dönemlerde Kayseri Mimarlık Festivalleri Türkiye'de aynı bu yıl olduğu gibi gelişerek gündem yaratacağını düşünüyorum açıkçası. Sonuçta diğer illerle de irtibattasınız. Bu Tabii. kadar yoğun bir şey, program düzenleyen başka yer var mı? Kayseri'ye özel mi? Sonuçta siz Mimar Sinan'ın Evet. torunlarıyız Evet. hepimiz, ama siz de aynı mesleği Yani yapıyorsunuz. açıkçası onunla şunu söyleyeyim İsmail Bey, onun yükünü biz sırtımızda biraz hissediyoruz. Yani bu şehir bunu mimari anlamda hak ediyor. Yani Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü coğrafyadan bahsediyoruz. Kadim bir Selçuklu kenti. Yani geçmişten gelen, bize geleceğe ışık tutacak ve gelecek nesillere anlatacağımız tarihi yapılarımız var. Ve 4 tane mimarlık fakültesi var yani. Bu fakültelerde yetişen öğrenciler şehir dışından geliyorlar. Sayı yeterince fazla. Akademik hocalarımız var. Akademik kadroda bulunan. İşte 1600 civarında mimarımız var. Yani bunların hepsini düşünüp Türkiye'nin merkezinde böyle bir mimarlık festivali yapılması, dediğim gibi, en başta Mimar Sinan'ın memleketi olması sebebiyle bizim
sırtımıza bu yükü yüklüyor. Onun dışında mimarlık haftaları tabii Türkiye genelinde kutlanılıyor. Ama biz bunu biraz daha kendi dediğim şeye evirdik diyebilirim. Yani merkezini Kayseri'ye çekecek bir, zaten ismini o yüzden festival koyduk. Biraz daha geliştirip Türkiye'de gündem olmaya çalışıyoruz. Yoksa bütün şubelerimizde mimarlık haftası kutlanıyor. İşbirliği yaptığınız kurumlar var mı sadece Tabii oda destek olarak? alıyoruz. Tabii şöyle biz bu fikri geçen yıl valimize sunmuştuk. Valimiz sağ olsun çok desteklemişti ama arada ülke Depremiz. olarak kötü süreçler yaşadık tabii. O arada kopukluk oldu. Fikir olarak bir kere Vali Bey çok destekliyor. Onun dışında mekanda belediyemizden, Büyükşehir Belediyemizden destek aldık. Yani böyle bir mekanda bu festivalin yapılabiliyor olması bile yani bizim küratörümüzün söylediği cümle bu. Böyle bir mekanda yapabiliyor olmak büyük bir ayrıcalık dedi. Yani böyle bir mekanda emin olun Normalde İstanbul'da salonda yapılır. kimse bir organizasyona vermez dedi. O anlamda belediyeden destek aldık. Onun dışında mimarlık fakültesindeki hocalarımız da sürekli programın bu kısmında, sadece bu kısmında değil, bu ayın tamamındaki olan programlarda destek alıyoruz. Onlarla da söyleşilerimiz olacak program içerisinde. Onlar da ya mümkün olduğunca biz şurayı şöyle yapalım, bize destek olun dediğimiz yerde üniversitedeki akademisyenlerden de destek alıyoruz. En önemli paydaşlarımız bunlar. Onun dışında tabii bu tarz organizasyonların ciddi bir mali yükü var. Bunu düzenleyebilmek adına da sponsorlarımız var her yıl olduğu gibi. Bu yıl da ben bu programı destekleyen, yapmamızı sağlayan sponsor firmalarımızın hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Tema neydi başkanım? Tema Yeni Hayat. Yeni hayat. Yeni hayata vurgulayacaksınız. Evet. Biraz açabilir miyiz? Yeni Hayat aslında ben bu işe başlarken biraz yani deprem bölgesinde yaşanan acıları bildiğimizden, oraya yakın bir şehrin temsilcisi olduğumuzdan biraz daha hani böyle bu işi bu dönem herhalde biz deprem başlığına eviririz diye düşündüm. Ama buradaki hocalarımızla görüştüm. İşte Kerem Bey'le görüştük sağ olsun. Yani bu kadar olumsuzluğun yanında bir umudu bir şeyin temsil etmesi gerekiyor dediler. O yüzden başta Yeni Hayat kurdular. Sonra düşündüm benim de hoşuma gitti. Yani her olumsuzluğun yanında bir olumlu çıkış noktası oluyor. Yani her düşüşün yanında, her psikolojik travmanın yanında oradan çıkmaya dair bir şeyler söylemeniz gerekiyor. Yoksa bizim hepimizin hafızasında depremle alakalı bir fotoğraf vardır ve bu 6 Şubat'tan önce de vardır yani. Biz bu acıları her dönem yaşadık. O yüzden biraz daha umudu temsil etsin diye Yeni Hayat dendi. Neler konuşacaksınız bu başlık altında? Yeni hayat derken sadece depreme Değil. dayanıklı, dayanıksız binaları mı konuşacaksınız? Yaşanabilir mekanları mı konuşacaksınız? İşte bakıyoruz Kayseri'de insanlar geldiğinde yani böyle mimarlık harikası olarak bir binamız yok. Önünde fotoğraf Evet. çekileceği bir bina yok. Evet. Ya kalenin orada Evet. çekiliyoruz ya Gevher Nesibe'de ya camilerin önünde çekiliyoruz. Bunlara mı vurgu yapacaksınız? Ne yapacaksınız? Aslında hepsi var. Öyle söyleyeyim. Yani bu alt başlıklarda sizin söylediğiniz o tasarımı etkileyen mesela binaların yeni hayatı diye bir başlık var. Depremi etkileyen dediğim gibi yıkımlardan sonra yeni hayat var. O bölgede görev almış bir mimar Antakya'yı anlatacak burada. Yiğit Bey ile Şerif Bey. Yiğit Bey dediğim gibi bürokrat, aynı zamanda eski TOKİ başkanı. Yani bu Erzincan depreminin olduğu zamanlarda da görev almış bir insan. Yani bir diğer tarafına gelin. Kırsalda Yeni Hayat diye bir başlığımız var. Yani insanların belki bu dönüşümde tekrar kentlerin yoğunluğunu, karmaşasını bırakmak istediğinde akıllarında ilk oluşacak fikir kırsal hayata tekrar dönüş. Bununla alakalı bir örnek var. Palanga. Palanga Sanat ve Mimarlık Çiftliği. Bunun filmi var 5 Ekim'de. Orada gösterim de olacak. Yaklaşık bir saatlik, bir saatten biraz daha fazla bir film. Yönetmen Kutlu Ataman'ın Erzincan'da kendi arazilerinde oluşturduğu bir çiftlik burası. Aslında mimarlık ve sanat çiftliği olarak geçiyor. Sebebi şu, bu büyük alanda oluşturduğu bütün yapıların hepsi Türkiye'nin iyi mimarları tarafından tasarlanmış. Yani siz bugün bir çiftlik evini işte iyi bir mimar tasarlamış, Hasan Çalışlar ekibi tasarlamış. Gelin Arman Akdoğan işte bir kısmını tasarlamış. İşte hayvan barınakları farklı bir mimar tasarlamış. Böyle ortaya çok farklı bir aslında sadece yani çiftlik dediğiniz mantıkta sizin yaşayacağınız alanda kırsalda bir yaşam planlıyorsunuz ve yetiştireceğiniz hayvanlar ve tarım
amaçlı kullandığını düşünüyorsunuz. Ama burada yaptığınız her şey mimari. Öyle söyleyeyim. Yani dokunduğunuz her şeyi iyi bir mimariyle dokunduğunuz bir alan. Ben o filmi herkesin gelip orada izlemesini isterim. Bu başlık bizim için önemli. Yani onunla alakalı şeyler var. Yani yine, insanın yaşadığı her alanı konu yeni edildiğin hayatta, zaman. Tabii. Tabii yeni hayatta var. Bir de medya kısmı var tabii. Burada mimari ve medya kısmında Abdi Hoca ODTÜ'den onun bir akşam söyleşisi olacak. Bir de Nilay Hanım, Nilay Örnek. Gazeteci. Yeni Hayatlar Her Umut Ortak Arar diye bir başlığı var onun da. O da biraz daha bu medyadaki dönüşümü anlatacak bize. Yeni görme biçimleri var. Mesela Murat Germen hem mimar hem bir fotoğraf sanatçısı. O da o dijitalleşen görme alanlarında bizim görmemiz için oluşturulan dijital olanaklardan bahsedecek. Yani aslında geleceğe dair umudu temsil ediyor Yeni Hayat. O anlamda bütün başlıklarım ben ayrı ayrı, çünkü üyelerden de geçen hafta biz bunu lansmana çıktık. Sürekli sordular, işte programın tamamını paylaşınca başlıkların içeriğini sordular. Bayağı ilgi oldu. En son odadan çıkarken bir 570 kayıt vardı. Yani kayıt olmayanların güzel. gelmesiyle evet bayağı bir oraya katılımcı olacak diye düşünüyorum. Amacımız orada mimarlık mesleğini yapanlar ve öğrenciler gibi kamuda diğer paydaşlarımızı da görmek. Evet, emeğinize sağlık. İnşallah sonuçta güzel olur. Yani verdiğiniz emeğin karşılığını da almış olursunuz inşallah. Tabii biraz da Türkiye depremi yaşadı. Oraya da değinmek istiyorum. Size mutlaka oda olarak gitmişsinizdir, incelemişsinizdir. Oradan fikir edinmişsinizdir. Depremde gördüğünüz mimarlık alanında en büyük eksiklik neydi? Yani evet, sonuçta hepimiz bu eğitimi alıyoruz. Eğitimi alıyorsunuz, tasarlıyorsunuz ama bakıyoruz binalar yıkılıyor. Yeni binalar özellikle belki geçmişte deprem yönetmeliğine o dönem uygundu ama bugün yeni yönetmeliğe uygun bir şekilde yapılan binalar da yıkıldı. Bundan oranı az olsa da genel harmanladığınızda nasıl bir sonuç ortaya çıkıyor? Onunla alakalı önce şunu söyleyeyim. Aslında yani depremden sonra biz yani bölgede yaptığımız çalışmalardan sonra da burada birçok şeyi basınla da paylaştık. Yani Kayseri'de yapılması gerekenleri, orada gördüğümüz hataları rapor haline getirdik, basınla paylaştık. İlgili idarelere, belediyelere, bakanlığa yazdık, paylaştık. Böyle uzun uzun metinler oluşturduk. Onların içeriğine tamamen girmeyeyim ama şöyle bir şey var, sizin de ifade ettiğiniz gibi bölgede yapılaşmayla alakalı çok farklı sorunlar gördük. Yani tek bir sorundan kaynaklanan bir yıkım değildi. Maraş'taki de değildi, Hatay'daki de, Malatya'daki de. Yani işte biz şurada şunu hata yaptık da bu binalar yıkıldı değildi. Yani denetimde sıkıntı var, imarlaşmada sıkıntı var, zeminde sıkıntı var, işte yapı üretiminde yani imalat sıkıntıları var, projede sıkıntı var. Bakın yani tüm paydaşları saydım. Kamuyu, resmi kurumları saydım. Projecileri, mimarları, mühendisleri saydım. İşte imalatı yapan inşaat ustalarını saydım. Yani planlamayı yapan, planlamayı kabul eden, meclisten geçiren paydaşları saydım. Bu başlıkların hepsini görünce biz bu festival programının içerisinde bir tane de şunu planladık. Şu an ilanda. 6 Şubat depremleri izler ve izlenimler diye bir sergi açacağız UFAD'la beraber. Bu ayın sonuna, 18'inde son teslimleri var. Ayın sonuna fotoğraflar gelecek. Burada UFAD temsilcisi Nimet Hanım'la da görüştüğümüzde bizim amacımız şu dedik. Onlar da bize aynı şeyi söylediler. Biz bu işin teknik kısmı ile alakalı çarpıcı fotoğrafları arıyoruz ki gördüğümüz fotoğraflar, zaten bölgeye gidenler birçok şey gördüler ama burada da o hafızalarımızda kalacak fotoğraflardan istiyoruz dedik. O da sağ olsun dedi ki ya bizim depremlerden sonra aldığımız bir karar var konfederasyonun. İnsanların bölgede acılarını yansıtacak fotoğrafların yarışmaya açılması ya da paylaşılmasını biz uygun bulmadık dediler. O anlamda ortak bir paydada buluşup ilana çıktık. Yani şu an katılım da iyi görünüyor. Orada seçki hocaları, seçici kurul 3 kişi burada 30 tane fotoğraf seçecekler. Fotoğrafların hepsi bölgede yapılan teknik hataları gösterecek. Yani şimdi söyledim ya, imalat hatası. Evet, imalat hatası.
yani beton dökümüyle alakalı bir sorun görüldüyse olacak. Proje hatası işte aksların hepsinin aynı dizilimde olduğu statik açıdan yapılar var. Yeni bina hasar görmüş. Çok belli oluyor. Dışarıdan da kolon kırılmalarından belli oluyor burası. Orayı fotoğraflamış. Belki bir fotoğraf seçeceğiz. İşte zeminle alakalı göreceğiz ki işte ulusal basına yansıtı. Binada hiçbir şey yok ama bina yan yatmış. Evet. Ya bunların hepsini fotoğraflayıp biz Mimarlar Odası Kayseri Şubesi arşivini alacağız. Orada siz değerli basınımızın mensuplarını da biz davet etmeyi planlıyoruz. Kamuoyuyla bunu bir paylaşmamız gerekiyor ve biz bunu gelecek yayınlarımızda kullanacağız. Aslında orada görülen hataların kalıcı bir envanteri olacak bu bize. Yoksa dediğim gibi yani inşaat mühendisleri merkezi rapor hazırladı, jeolojiler hazırladı, Mimarlar Odası hazırladı. Bakanlık gitti bölgede yapıların işte yıkımlarının hangi yıllara göre, hangi yılda yapılan yapılara göre olduğunun envanterini sundu. Yani eğer tek bir başlık olsaydı hep beraber bunun üstüne giderdik ama birçok hata var. Biz birçok hatayı aslında neden yaptığımızı tekrar sorgulamamız gerekiyor. Şeyde de o zaman yani deprem yönetmeliğinde de eksik kısımlar var mı? Tabii. Yani biz o zaman onu ilk deprem olduğundan sonra bu rasathanenin verdiği raporlarda o bizim deprem yönetmeliğimizdeki verilen ivmelenmenin üstünde bir deprem oldu. Yani bizim binayı tasarlarken işte ivmelenme olarak verdiğimiz katsayısı o katsayıya göre statik proje çizilir, raporlar hazırlanır. Daha üstünde bir depremle karşılaştık. Demek ki yönetmeliklerde de evet sorunlar olduğu ortaya çıktı. Keza bununla alakalı bakanlığın çalışması var. Deprem yönetmeliği önümüzdeki zamanlarda tekrar revize edilecek. Ama buradaki sıkıntı şu İsmail Bey. Yani biz yaşadığımız olayın üstüne bir işi hemen hızlıca yapmaya çalışırsak bir hata daha yapıyoruz. O yüzden hatalarımızdan ders alıp ayağı yere basan doğru şekilde revizeler gerekiyor ki deprem yönetmeliğinde benim bildiğim kadarıyla yıl sonuna böyle bir revize olacak. Onun dışında tabii imar yönetmeliğinde de çeşitli hatalar olduğunu yani bizim aslında binaların altında, konutların altında asma katlı verdiğimiz dükkanların her ne kadar deprem yönetmeliğine uygun çözülse dahi orada bir yumuşak kat oluşturduğunu gördük. Ve imar yönetmeliği zannediyorum Mayıs ayıydı. Revize oldu bir kısmı. Ama ona göre tekrar revize olacak. Yani artık konutların altında mesela asma katlı dükkan yapamazsınız. Evet, bundan sonraki ders. Bundan sonraki süreçte yani mesela TOKİ'ler çok konuşuldu. TOKİ'lerde asma kat olmadığı için mi ya da biraz önce kolonların şeyi dedin, evet. Statiği mi dedin? Evet. Aynı yöne hepsi bakıyor. Bu yani şey TOKİ'lerde inceleme fırsatınız oldu mu? Biz Kahramanmaraş'ta TOKİ bölgesine depremin üstünden herhalde bir haftadan fazla geçmişti. Bir bakalım diye gittik. Ya bizim gözlemsel algıladığımız şey tamamıyla zemindi. TOKİ ile alakalı olan şeyler. Yani TOKİ'nin aynı mühendislik gibi, var ama zemini sağlam olmuş. En önemli şey TOKİ ile alakalı zemin. Çünkü biliyorsunuz TOKİ'nin amacı insanlara konut sahibi yapan bir sistem. Evet. Yani devlet eliyle insanlara daha ucuz yollu konut sahibi yapan bir sistem. Siz bu sistemde de konut yapacağınız yerde daha merkezden uzak yerler seçiyorsunuz. Maraş'ta da yamaçta zeminin iyi olduğu yerlerdi bu yerler. Yani insanları merkezden, merkezi güçlendirdiğinizde orada bir rant oluşuyor ya. Eğer siz şehri yaparken birden fazla merkez oluşturursanız o aslında gidiyor. Yani bizim şehirlerimizdeki en büyük sorun o. Yani noktasal merkez. Bir merkezimiz var. Evet. Dolayısıyla bütün her şeyi o merkez etrafında yapmaya çalıştığınızda rant orada oluşuyor. Ve herkes orada yaşamak istiyor, hayatını sürdürmek istiyor. O anlamda belki de şehirleşmeye de bir mesaj olabilir. Yani artık biz öbek öbek yani evet Kayseri bir şehir ama Kayseri'nin birden fazla merkezi olabilir. İşte hastane birden fazla hastane olabilir, işte AVM birden fazla AVM olabilir. Böyle biraz daha sanki şehirleri yaymamız lazım ki bu aslında biraz insanlarımızın konfor alanlarını sınırlıyor. Yani insanlar işte istediği şeye çok yakın mesafede hemen ulaşmak istiyor. Evet. Halbuki trafik oluyor bu defa tek merkezden yönetilen yerlerde de öyle sorunlar oluyor ama bunu bozup biraz daha şehri yaymamız gerekiyor gibi.
Bu kat yüksekliği konusunda da Kayseri Türkiye birincisi oldu, evet. Ortalama 8,5'tu herhalde, evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu ihtiyaca göre mi planlanıyor? Belediye neye göre bu şeyleri veriyor, yüksek katları veriyor? Yani baktığınızda diğer şehirlere göre biz, yani İstanbul vesaire düşünürken, evet. Kayseri ilk, evet. sırada yer alıyor. Bu bizim açımızdan olumlu mu, olumsuz yönleri var mı? Aşağı çekmek lazım mı katları? Pek tabii, yani yapılaşmanın dikeyde artması olumsuz sonuçlar doğurur. Ama burada benim dikkatimi çekmeye çalışacağım şey aslında şu. Yani böyle bir raporu açıklanacağında kimse Kayseri'nin birinci olabileceğini düşünmüyor. Çünkü şöyle bir şey var. Kayseri'de bir kat sınırı var. Yani 15 kat sınırı olan Kayseri planlamasında belirlenmiş sayılı yerlerden biri. Çok özel belirlenen parseller 15 kat sınırını aşabilir ki, hı hı. Kayseri'de de onlar azdır çok zaten. Az. Ama şimdi bakıyorsunuz işte Adana'da bu sınırı yok. Mesela Konya'da bu sınırı yok. İşte Malatya'da bu sınırı yoktu. Yani 15 kat sınır olmamasına rağmen ortalamada biz yüksek çıktık. Yani bunun sebebi imar planlarında aslında o Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok önceki yıllarda, zannediyorum 2012'ydi, yatay yapılaşmaya vurguda bulunduğundan sonra biz imar planlarımızda kat adedi belirlenen yerlere serbest çalışmaya açtık. Yani o da biraz da şundan kaynaklandı. Mevcut yapılaşmanın olduğu yerlerde davalık konular oldu. Davalık konular olunca da en çok en diye serbest bir şey çıktı. İnsanlar imar adalarında kendi emsallerini 15 kata kadar kullanılabilir hale geldi. Ve ondan sonraki süreçte de insanların talebi. Yani bizde çok fazla yüksek kata bundan talep var. Bundan sonraki süreçte herhalde verilmez değil mi? Yani yönetmelik gelmeden şöyle, bir şey söylemek zor ama. İmar planlarında kazanılmış hakları bir şekilde engelleyemiyorsunuz. Yani en büyük ama sıkıntı imar planlarında. Ama onlar da biraz daha, evet. sıkı denetim. Ama tabii hem öyle hem de teşvik var. Yani bununla alakalı az kata teşvik var. Kayseri'de ilçe belediyelerinden de, belediye başkanlarından da bunlarla alakalı çeşitli çalışmalar duyduk. Odamıza davet ettik, sohbet ettik. Ama burada ona talebin de olmaması lazım artık İsmail Bey. Yani şimdi depremden sonra bir arsa sahibiyle görüştüm. Kendi oturduğu binadan daha az katlı bir yere geçmeyi, işte Kayseri'de neresi olur gibisinden bir soru sordu, sohbet ettik. İşte az katlı şuralar var dedik. Yani depremden belli ki şey yapmış yani. Korkmuş. Canı sıkılmış, korkmuş. İşte kendi arsanız var. Dedim ki ya, imar planlarında revize olmuyor ama sizin arsanızın da büyüklüğü, işte Altınoluk dediğimiz bölgede, orada arsa payları çok geniştir. Hı hı. Orada istediğiniz gibi yapılaşma yapabilirsiniz. Yani siz isteseniz az katta da kendi haklarınızı kullanabilirsiniz. Dedim herhalde orayı az katlı şey yaparsınız dedim. Yani müteahhite verirken onu istersiniz dedim. Şimdi durdu, biraz düşündü. Ondan sonra dedi ki ya, yanında 15 katlı bina var. Sol tarafında da 15 katlı bina var. Ben işte arasında böyle 3 katlı bina da, 4 katlı bina da yaptırmam yani dedi. Yani ihtiyaca talebe insanların bir de o elindeki işte yükseklikle beraber yani vatandaştaki neyin psikolojisi, açıkçası çok bilmiyorum. Yani bunu mimarlık kuramında işte güce yaklaşma olarak görebilirsiniz. Çok yükseldikçe insanlar öyle şeyler algılayabilir ama mesela o iki binanın arasında işte az katlı kötü olur dedi. Yani biraz biz de kendi şeyimizden fedakarlıklar yapmamız lazım. Aslında Kerem Bey'in oluşturduğu Yeni Hayat'ta böyle şey var. Yani temanın içerisinde işte arsa sahiplerinin, belediyelerin, yani bu döngü içerisinde Türkiye'nin yapılaşmasının, sonra da bu yıkımın sürecini anlatan güzel bir metin. Dediğim gibi hep beraber, yani taşın altına hep beraber elimizi koymamız lazım. Genelde oda başkanlarını konuk ettiğimizde bu mezun veren okullar, meslektaşlarınız için şöyle ifadeler kullanılıyor. Yani burada bu kadar okul açılmasına gerek yok, bu kadar mimar, diş hekimi vesaire mezun etmeye gerek yok, alanımız dar, iş bulamıyoruz diyor. Sizin alanda da böyle bir sıkıntı var mı? Pek tabii, yani Türkiye'de üniversitelerde üniversite sayısının artırmayla fakülteler de arttı ve en kolay, özellikle özel üniversitelerde en kolay açılan bölümlerden bir tanesi mimarlık fakültesi. Çünkü özel üniversitelerde açıldığında en fazla rağbet gören bölümde mimarlık fakültesi. Dolayısıyla o açılan fakültelerin, yani işte 20 yılda 31'den 131'e gelmiş mimarlık fakültesinin sorunlarını son 3-4 yıldır biz yaşıyoruz. Yani bunu sadece son zamanlardaki ekonomik krize bağlamayın, inşaat yapılaşma sürecindeki daralmaya da bağlamayın yani.
Siz aynı ivmelenmeyle giden bir inşaat sektörüne daha fazla iş yapacak adam girdiriyorsunuz. Dolayısıyla pastada herkesin payı azalıyor. O zaman iş bulmakta zorlaşıyor mu? Şu an evet yani. Ama sizin imza zorunluluğunuz olduğu için mecburen. Tabii biz şöyle, bizim denetim anlamında da proje anlamında da her kanatta mimarın imzası, yani mimarın imzasıyla yapılan süreçler, yapı ruhsat süreçleri. O anlamda bir korunumu var, kıymeti var ama bu da dediğim gibi sayı arttıktan sonra yani imzayı attıracak mimarı da çok rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Ya bunun biraz daha eğitim politikalarıyla düzenlenip bir hale getirilmesi lazım. Yani şimdi aslında bakanlık depremden sonra yönetmeliği değiştirdiğinde şöyle bir şey ekledi. Bazı yapılara işte 5 yıl tecrübe şartı koydu. Yani işte o tecrübe şartı olmayan mimarlar metrekare şartı koydu. Mesela şu kadar metrekare inşaatı ruhsatında mimari proje onaylamış insanlar onun üstüne çıkabilir diye. Bu fikir aslında yapılanı çok doğru bulmamakla beraber bu fikir aslında doğru bir fikir. Yani meslekte siz tecrübe esaslı bir yönelim geliştiriyorsunuz. Biz aslında mimarlık fakültesinden sonra bu mesleğe geçiş akreditasyon sürecini de bununla bağdaştırıyoruz. Yani yaptığınız iş kadar, öğrendiğiniz kadar, tecrübe kadar yol alabiliyorsunuz. Bu kötü yapılaşmayı da engelliyor. Yani yeni mezun birine vereceğiniz 40 bin metrekare inşaat alanı, kentsel tasarım alanıyla işte o işi daha önce belki de 5 defa, 10 defa yapmış bir mimara vermek farklı oluyor. Ama biz burada mesela özel müteşebbisi sınırlandırabiliyoruz mu? Özel işvereni? Hayır. Adam kimi isterse onunla çalışıyor. Yani bugün mimari sınırlandırmak da doğru tabii değil. Tabii yani o 10 bin, 15 bin metrekare arsası var. Adam bir kentsel tasarım projesi çizdirecek. İşte yeğeni mimarlık fakültesinde mezun olmuş. Mimarım var diyor mesela. Şimdi orada ortaya çıkabilecek sorunu hep beraber düşünüp ele almamız lazım. Bu tecrübe aktarımını, bu kademelendirmeyi yapabilirsek yeni mezunların için de çok önemli iş olanakları çıkacak. Çünkü herkes kademe kademe kendi daha çok iş portföyündeki müşteriye yönelecek. Ama onda da zorunluluk getirmek lazım ki o mimarlarla çalışsınlar. Yine seçme imkanı tabii olursa bu kez yeni mezun yok, olanlar tabii o, iş bulamaz tabii, bu kez de. Tabii o, bu aslında dediğim şey yeni mezunların daha fazla önünü açacak bir durum. Şimdi piyasada o kadar fazla iş var ki ama herkes her işi yapmaya çalışıyor. Herkes her işe yöneliyor, herkes her işe bir şekilde teklif vermeye çalışıyor ve herkesin şartları aynı değil. Yani biz bu ücret politikasını sağlayamamamızın sebebi o. Yani biz devlet kanalıyla bu en az bedel ücretini projelerde sağlayamıyoruz ve piyasa döngüsü içerisinde işte yeni en az mezun bedel belli değil yani. Ya en az bedeli proje üzerinden belli ama bunun bir denetimi yok. Yani denetim olmayınca da şimdi efendim kırmasın ama işte 340 tane ofis var. Hepsinin şartları aynı değil. Yani ben ucuza iş yapan mimar da duydum. Aradım, konuştum, gittim ofisine. İşte bir gün önce bana öyle bir hayati şart sundu ki niye o işi o fiyata aldığını. Yani bir şey diyemiyorsunuz. Yani bunu zaten işte bu herhangi bir meslek kolu değil. Ama alt sınır olması lazım ki bu tabii, kez de tabii şeye düşmesin. Ya mimarların o kalitesi ya da tabii. Ne bileyim başka şeylere yol açmasın. İşte bunun bedelini hep beraber ödüyoruz İsmail Bey. Yani sadece mimarlar değil. Yani ortaya çıkan kötü bir ürün. İşte sizin şehirlerinizdeki o kötü yapılaşmalar, sokaklarınızı, işte planlarınızı, şehirleşmenizi, yoğunluğunuzu, her şeyini etkiliyor yani. Bunun sınırlandırılmasını biraz daha yani yapı üretim sürecindeki sadece mimarlar için de söylemiyorum. Mimarların, mühendislerin, plancıların böyle bir o süreçlerinde tekrar en baştan ele alınıp bir toparlanması lazım. Şey var mı alt limit ücret yani meslektaşınıza şu tabii ücretten aşağı para veremezsiniz gibi? Şöyle proje olarak zaten var. Proje bedelleri var yapı sınıfına göre çıkan. Bir yerde özel çalışıyorsun. Ama onun altına göre çıkıyor. Özelde şöyle bir şey var. Bizim TMOB'un belirlediği asgari bedel vardı. O bir mahkeme kararıyla iptal oldu. Yani TMOB buna bir bedel belirleyemez diye. En azından biz buna bir asgari bedel belirliyorduk. Yani o işte sonra tavsiye edilen bedele dönüştü. Sonra mahkemelik oldu. Şimdi tekrar ikinci bir danıştaydı herhalde. Dava devam ediyor ama. Şimdi yani şu an yetişmiş bir eleman, yetişmiş bir personel, kalifiye bir personel de asgari ücrette çalışmasın evet, diye düşünüyorum. Yani,
Yani amaç da oydu zaten asgari bedeldeki. En az bu bedeli verin, üstü onun donanımına kalsın diye. Yani TMOM'un amacı oydu. Mimar mühendislerde belirlenen bu bedeli son Temmuz'dan sonra yayınlayamadık. Sebebi dediğim gibi bir davalık süreç var. Keşke bu sadece TMOB eliyle değil, yani bakanlıkla TMOB'un ortak koordinasyonuyla sağlanan bir bedel olsa, bunu biz sadece bu işin yapan temsilcileri olarak değil, yani ben bugün oda başkanı olarak değil ama devlet kanalıyla da herkesin ortak mutabakata verdiği metinler üzerinden bedeller bile belirlenebilir. Yani esas biz orada şeye takılıyorsak, yani bu ücretin azlığına, çokluğuna, işte TMOB bunu kendi açısından düşünüyor, işte devletin politikaları farklı ama bunu kaldırmak yerine dediğim gibi en az proje bedellerinde de geçerli bu. Uygulanabilir hale getirip ama uygulamamız. Bu şehirlerin oluşmasında yani şehir plancıları var vesaire var ama mimarların bu yollarda, cadde, sokak, park, bahçe çiziminde bir rolü var mı? Yani şöyle plan, yani yol sokakları tamamen imar adalarını şehir bölge plancıları belirliyor. Ama biz de tabii mimarlık fakültesini bitirip de planlama üzerine yüksek lisans yapan, doktora yapan meslektaşlarımız var. Yani bunların aslında ikisini yapılaşmayla planlamayı birbirinden bağımsız görmemek gerekiyor. Yani biz zaten planlama yapan insanlar da mimarlarla koordine çalışıyor. Nereye gelmeye çalışıyorum? Yani Kayseri yaşanabilir bir kent mi? Ona gelmeye çalışıyorum. Ya Türkiye'ye hesapladığınızda. yani o Bir mimar planlama, gözüyle evet, baktığınızda. planlama hükümleri biraz şey, yani sizin bugün Kayseri yaşanabilir bir şehirse çok önceden verilmiş kararlarla yaşanabilir şehirdir. Planlama açısından bakıyorum. Bugünden sonra eğer Kayseri yaşanamaz bir hale gelecekse de biraz daha zaman sonra bunu anlayacağız biz. Ya yani planlama kararları yapıyorsunuz. Aslında planlamanın mantığı sizin o bölgede yaptığınız plan hiçbir şey değiştiremez. Yani sizin yaptığınız plan revizyonları ilk yapan plancının ihtiyaçlarda bir farklılık olursa dönem dönem mekansal planlar yönetmeliğine göre, mevzuata göre olanaklar verilen çerçevede dokunulabilir ama bizim Türkiye'de genel sıkıntı şu, planlarımız çok fazla değişiyor. İmar plan tadilatlarımız ne yazık ki belediye meclislerindeki toplantılara bakın %90'ı imar plan tadilatlarıyla. İşte bu Aynen. sadece Kayseri özelinde de değil. Bu İstanbul'da da Her böyle. yerde. İzmir'de de, Konya'da da. Yani bunun bir kere böyle dokunulabilir bir şey olmaması lazım. Peki. Program sonuna doğru geldik. Böyle hatırlatmak istediğiniz, duyurmak istediğiniz ya da şu konuya da değinsem dediğiniz bir şey varsa alıp bitirelim. Bizim gündemimiz tamamen Mimarlık Festivali. Program başında söyledim. Siz de sağ olun tevazu gösterdiniz. Dediğim gibi bizim için çok önemli bir gün bugün. Uluslararası Mimarlık Günü. Üyelerimizle bu ayı kademe kademe kültür, sanat, mimarlık anlamında güzel organizasyonlarla kutlayacağız. Ben buradan sizin vasıtanızla tüm mimarların, mimarlığa gönül vermiş meslektaşlarımızın, bu işin fedakarlarının, öyle söyleyeyim, büyüklerin, meslek büyüklerimizin ve mimarlık öğrencilerinin Dünya Mimarlık Günü'nü kutluyorum. Kayseri'de de yapacağımız organizasyonlar 5 Ekim'de başlayacak. Hepsine ara ara herkesin ilgi alanı çerçevesinde katılımlarını bekliyorum. Teşekkür ediyorum İsmail. Peki ağzınıza sağlık. Teşekkür Sağ olun. ederim. Evet, Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Sayın Murtaza Er'i ağırladı. Kendisiyle keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Bitirdik. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.